Veliler Serdarı Hasan Basri Hazretleri. Rollerde Murat İlker, Kemal Gençer, Zafer Atlı, Ali Ceylan ve başkaları. Müellifleri Yılmaz Atadeniz, Sadık Tal. Bestekar Okay Temiz. Baş prodüser Ragıp Karadayı. Rejisör Yılmaz Atadeniz. Sen. Acaba kim vefat etti gene? Ben Basra'da bu kadar gavut kalabını görmedim mi? Buran Sultan vefat etken mi diyeyim? Yok oğlum, o sen aitken sultanlardan emez. Hayatlıki de adamlar onge, sen sevgi, muhabbet sultanısan, kongüller sultanısan deyişer. Lekin siz aitken manadı bir sultanlık, dünyavi sultanlıktan afzal olarak emez mi? Batırı sultanlıkların kadar kımmadan anglev yetkenin üçün hem men bu yerge geldim. Estağfurullah. Kim de acaba bu kızık vefat etken bu kongüler sultanı kim oza? Hasan Basri Hazretleri. Hasan Basri Hazretleri hakkında sözler vermesem savallarım tükemeydi yenge okşaydı. Ucuda tırışkak ilim organışke taşna adam edi.
anlatacağım. Hazır Singe hanmasını bir baştan hikaye kılıp verem. Bu uluq zat İslam dini rivacı ve onun tergibi için bütün umarını fida kıldı. O tüfeyli mille adamları yengiliş yollarda yürgenliklerini düşünüp yedip hak yolu kırdılar. Bunlardan biri Hasan Basri'nin yan koşunusuydu. Bu bütün umrunu olovga sığınış bilen o'tkazgan. Hasan Basri her gün o'sha otash parast qo'shnisining haqqiga hayırlı dua qilardi. Bir gün otash parast qo'shnisi betob bo'lib qolganida uni ziyorat qildi. Kimdir o? Kim o? Hasan Basri. Buyur gel. Gelever. Hasan Basri. Hasan Basri, gelev yaxşı qıldın. Senin manevi seni teşrifin ahirat korkuvumunu biraz yengilletkendey boldı. Ey Şemun. Ey Şemun. Neç yıldan beri yakın koşulmaz. Boynumda senin hakkın var. Son bir defa. Bu gapni senga aytish men uchun farz. Zira sen uzun kup yıllardan beri olovga sığınıp geldin. Gece ve kunduzning yaratguvchisi diye olovga sajda qildin. Şu bois boradigan joyin cehennem olovi bo'lgan. Ama hozirdan ham Allohga tavba qilib la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb uni zikr qilsang, uning bergan ne'matlari uchun shukr qilsang, haqning dargohiga borganingda o'zingga jannatdan makon topgaysan. Barcha so'zlaring go'zal, ammo shu vaqtgacha behuda o'tgan hayotim va qilgan gunohlarimdan keyin ham Alloh afv marhamatiga meni noil qilarmikan? Kimi iymon va e'tiqoddir. Insonning musulmon yoki kofirligi uning oxirgi nafasida ma'lum bo'ladi. Odamlar bor umri bo'yi kofir sifatida yashab, hayotining so'ngida iymon ne'matiga musharraf bo'ladi. Butun umr iymon va e'tiqod bilan yashab, oxir oqibat iymonsiz ketish ham mumkin. Qiyomatda so'nggi nafasdagi hol inobatga olinadi. Olovdan ham ustun va olov mahv etolmagan biron quvvat, kuch, qudrat bormi? Ey Shamun, olov dunyo va oxirat mahluqidir. Hakning amri ile olovnin tabiati suv, suvning tabiati olov kabi bo'ladi. Gerçekten hakikaten kelime-i tavhidni aytish orqali gunohlarim kechirilib, af edilib jannatga kirishim mumkinmi? Evet. Ha, albatta. Ey Hasan. Ey Hasan, unday bo'lsa men islomni qabul qildim, ammo bir shartim bor. Qog'oz yozib menga kafolat bersang, iymon keltiraman. Aks holda qo'rqaman. Allah Taala tavba qilganlarning tavba tasarrularini albatta qabul qilgaydir. Hasan Basri hazratlari kafolatnomani yozdilar. Biroz muddat o'tgach Shamun vafot etdi va vasiyatiga ko'ra mazkur kafolat qog'ozi bilan birga ko'mildi. Janozadan keyin uyga qaytgan Hasan Basri qilgan ishidan afsuslanib oh-voh chekdi. Ey aciz Hasan, sen gayb borasida hukm chiqarib, gustohlik qilding. Nimanga ishonib unga kafolatnoma yozib berding? Sen o'zing oxirat azobidan xolismidingki, birovga jannatga kirish uchun kafolat berasan? Savol javob kunida endi nima deb javob berasan? Ey Parvardigor, buning hisobini nasib et. Marhamatingni darig' tut. Ya Rabbi. Qo'shnim iymon keltirsin deb shunday qildim. Allohim beni af et. Merhaba Şeyh Hasan. Hey Şeyh Hasan.
Allah Teala şunda ikramı ki ey merhametli zat iken ki mendek asi bandasını cezalaş orniga mukofat bilan kutib ol. Günahlarımı savoblarga almashtirib menga cennete a'loni nasip etdi. Bu yerde beni şurada kutib olishdiki isyon yozib bergan qog'ozga zarurat ham qolmadi. Senden hayat minnettarman. Buyur. Mana ol yozgan qog'oz. Yozdim aytnoma. Senga ming bor shukr. Qo'shnim do'zax azobidan qutulib abadiy saodatga erishdi. Hasan Basriyning babasi, Hasan Basriyning otasi avvallari qul bo'lib, keyinchalik islomga kirgan. Ismi Ja'far. Onasi Xayriya edi. Hasan Basriy 642 yil Madinada tug'ildi. Bali va ta'sirchan bo'lib, u Qur'on o'qiganda atrofida o'tirganlar o'zlarini bilmay qolardilar. Nima uchun bilasan? Hasanning onasi payg'ambarimiz ayollari Ummu Salomaning xizmatini qilardi. Shuning uchun o'g'lini ham birga olib kelardi. Ummu Saloma uni mehr bilan bag'riga bosar edi. Hatto bir kun Gul muborak ayolning sustini emgan. Shu sabab Hasan Basrining ovozi yoqimli edi. Ya Rabbi, bana yardım. Parvardigorim, menga yordam ber, bolam sutga to'ysin. Ya Rabbi. Parvardigorim, senga shukrlar bo'lsin. Efendim, efendim. Bekam, sutingiz keldimi? Evet, hayır. Ha, Xayriya. Benim sutum. Sutum keldi. Allah Taala Hasanning rizqi uchun menga yana qaytadan sut ato etdi. Shukrlar olsun. Parvardigorimizga shukrlar bo'lsin. Bu Allah Taalaning sizlarga qilgan lutfi ehsonidir. Bulutning sababchisi Hasan. Qara, ismi jismiga monand. Hasan Basriy bolaligida Ummu Salomaning ta'lim tarbiyasi bilan voyaga yetdi. Uning tarbiyasiyle yetishmishdir. Payg'ambarning muborak xonadonidan o'z nasibasini go'dakligida yoq olgan Hasan hayotida bu hikmat bilan ibodatda va ma'rifatda eng yuqori martabaga erishdi. Onajon, meni duo qiling, namozga borib kelay. Nimaiki bo'lsa Allohdan, barchamiz uning omonatimiz. Bora qol bolam. Yarim kechada namoz o'qiganlarning botinlari nima uchun go'zal bo'ladi, otajon? Chunki ular Alloh bilan yakka yolg'iz qoladilar. Alloh ularga o'z nuridan ehson qiladi.
Hasan bolalik çağında yarım gecede tahaccüd namazlarını okuy başladı. Hasan Basri Hulafayı Raşidinden 3. halife Hazreti Osman imamligida u bilan bir masjidda namaz okurdu. Hazreti İmam ve onun etrafındaki sahabelerin sohbetlerini dinlerdi. Hasan Basri'nin gelecekte buyuk alim bo'lishga ham ushbu suhbatlarni asos solgan. Bu suhbatlar tashkil edecektir. Dema Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Geçen senelerde yıllar o'tdi. Hasan Basri büyüdü. Hasan Basri o'sib, ulg'ayib navqiron yoshga yetdi. Assalomu alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum masjiddan chiqayotib bitta safda namoz o'qigan bir sahobaga ro'baro keldi. Hazrat, siz hozir masjidda duo qilib o'tirgan edingiz. Bir onda tashqariga qanday chiqib qoldingiz? Sen ham duo qilib o'tirgan eding, o'zingni yo'qotding, duo masofalarni oradan ko'taradi. Demak, sen nimanidir izlayapsan. De bakalım. Qani, nima qidiryapsan, aytchi. Niyatim gunohlardan poklanish, haqiqatni izlamoqdaman. Payg'ambarimizning sunnatlariga to'la-to'kis amal qilmoqchiman. Uymak istiyorum. Allah-u Teala. Bizning xohishu istaklarimiz Alloh taolodandir. Biz nimani xohlasak, Alloh taolo shuni xohlayotgan bo'ladi. Alloh taoloning qudrati cheksiz. Bizga xohish tuyg'usini va boshqa barcha narsani beruvchi yagona Alloh taolodir. Allohning marhamati senga yor bo'lsin. Her narsani xohlash tuyg'usini beruvchi Alloh taolodir. Allohu taoladir. Allazi kulli xalqin alim. Allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran fa idza منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Hasan Basri tilovat qilganida uning ovozini xuddi go'zal va ta'sirchan edi. Odamlar uni qalbi bilan tinglardilar. صدق الله العظيم دعاların kabul oldu. Dualarin kabul bo'ldi. Abdurrahman ibn Samur hazratlardan senga maktub keldi. Yoqsa meni Basraga. Bu hazrat meni Basraga ilm majlisiga chaqirayotgan bo'lsalar. Ibn Samur hazratlari menga dars berishni ma'qul ko'ribdilar. Meni Basraga taklif qilmoqdalar.
Var var diyorum. Nihayet Basra'daki ulamalarımızın dersleri ve subatlardan bahra oladığım buldum. Kemçiliklerini ham bartaraf edelim. Selamun aleyküm Cafer. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasıl hoş geldiniz? Cafer. Cafer. Bizi kuduk kumulup kaldı. Onu aç için oğlun kazan menge yordam birer mi ki? Elbette odacan. Buyurun gidelim. Kanı kettik. Oğlumuzga yol korundu. Allah vergen rızklardan salıp yol teraddüdünü ham korup varsın gitsin yolu açık olsun. Kede versin sefer bir kadar bosun. Allah da Allah oğlumuzun ilmi marifatli günah kılmayı diyen zatlardan eylesin. Çok yoruldum. Seni yağmurun tırıp koydum bolam. Kuyun açıldı. Bana kuduğun gizem açıldı. Suyu bereketli bulgu. Nerede oğlum? Kaniydi. Zaten suyu az. Bu kudukunu mekir ve ıhlas bilen açtık. Allah da Allah suyu tınıklık ve coşkallık belgeydir inşallah. Allah da Allah senden razı bulsun Hasan Rahmat Zinge. Can, menden razı olun. Helal olsun oğlum. Razımız bolam. Bu su mişi. Bu haldada ise azık ovkatı. Allah'a tapşırdık seni bolam. Allah da Allah bizge vergen hurma, nan, pişlak ve yana başka nememiz bulsa sen geberdik. Seferin bir hatar olsun. Katığım açlık. Hacarım açlık, şuarım korku, ulavım iki ayağım, libasım cün, çırağım ay. Yemagim ve meyvem yerden unup çıkan nimetlerdir. Halkamda hiç vaka bulmasa ham gece kunduzumunu ot göze veremem. Yeryüzüde menden badavlat kişi yok. Ana şunday de bizge Hazreti İsa örnek bo'lganlar. Hasan Basri umrida birinchi marta chiqqan bu uzoq safarida kimga uchragan bo'lsa, onasi xaltasiga joylagan xurmo, pishloq va nonni ular bilan baham ko'rdi. Uning taomini yeganlar boshqacha maza his qildi. Birgalashib to'yib yedilar, ammo xaltadagi bu yemishlar hech tugamadi. Yolunu to'sgan yo'l to'sar qaramchilar uni mazah qilib meshidagi suvni to'kib tashlashdi. Suv tugadi deyishdi. Lekin bu suv tugamaydi dedi Hasan Basri. Hayratla kirbayi olib ajablanib meshni qaraganlarda haqiqatan meshda suv borligini ko'rib hayratdan yoqa ushladilar. Hasan Basri yo'lda davom etardi. Ve Allah'ın izniyle Basra'ya yetip geldi. Thank you.
Esselamu aleyküm Hazret. Aleyküm. Bu aleyküm. Esselam ki balam. Adım Hasan. İsmim Hasan Hazret. Sizge Medine'den hat yazıp dersinizge katnaşı için ruhsat sorarken miydim? Müsaade isteyen bendim. Elbette derske katnaşı mümkün balam. Herkesin talibi ilim bulmakçı bulgalar fakat yine şunu haklasalar bas. Urkan Ayçi. Beni kandı kılıp taptın? Pek kolay oldu. Cüda Hasan taptım Hazret. Özümünü Allah'a emanet tapşırdım ve ilk seferim buluşuna karamayı kalbimdeki inanç menga dalda berdi. Nihayet mana nihoyat sizi görüş baxtiga musharraf bo'ldim. Madinadagi olimlarimizdan ilm oldingmi? Shukrlar. Xudoga shukrlar bo'lsinki, Madinada ba'zi olimlar bilan birga sahobai ikromni ham ko'rish baxtiga muyassar bo'ldim. Juda yaxshi bo'lam. Bu yerda bizni darslarimizdan tashqari boshqa olimlarning suhbat va darslariga ham qatnashish mumkin. İnşallah Hazret. Hasan Basri Hazretleri, Abdurrahman İbn Samura'dan taşkarı, Abdullah İbn Abbas gibi alimlerinin ilim meclislerinde, sohbetlerinde katlaştı. Hadis, tafsir, fikir ilimlerinde yedük alim bulup yetişti. Thank you.
çalışıp vitanın mihnatları evaziga yüksek manevi kemalatga erişdi. Medine'de ashab-ı kiramning ulug'larini ko'rib, ular bilan suhbatlashuvi, 70 nafari Badr jangida qatnashgan 130 sahobai kiramdan ilmu fayz olib, hadis-i sharif eshitishi uni qisqa vaqtda yuksak martabaga erishtirdi. Xorazon diyorining yaqinidagi Sijistonda musulmonlar uni fath etganiga 25 yil o'tganiga qaramay, isyonlar hanuz davom etmoqda edi. Abdurahmon ibn Samura ana shu isyonlarni bartaraf etib, yangitdan islom hokimiyatini tiklash uchun Sijistonga voliy etib saylandi. Muridlari bilan birga jo'nash uchun tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Savaşı hiç kimse istemez. Hiç kim uruşunu, natiçlikini sevmek. Ama insan çaresizlikten cenk kılışka mecbur boladı. Yanında yer alıp, inşallah... Men ustazımız Abdurahmon ibn Samura hazretleri bilen birge Sijistonga gitmekçime. Bizler ilim öğrenen... Bizler ilim talipleri sıfatı da halk bilen birgemiz. Muammanı kan tokuş arkayı hal edip bulmayın. Ama her şeye... Ama şunge karamay, sizlerini yalnız taşlap git olmayım. Sabah namazından... Bamdat namazından keyin Medine'ye cunamak çıman. Ota anamını ziyaret kılıp Sijistonga yol olaman. Nasip etse koruşarmız. İnşallah kardeşim. İnşallah braderim. Benim Abdurahmon ibn Samur hazretler bilen yolge atlanaman. Allah'ın keremi keyin. Sen oğlum. Derslerin tükedi mi? Dersler tükemeydi o. Teneffüs birileri kalas. İlim alış için kişinin yaşı muhimemez. Kısa günü teneffüs alıp sizlerin korganı geldim. Daha haklısı derhal kayteme. Gel. Buyur, içkere gir. Hasan Basri Hazretleri Basra'da kimlerden ders olganını, nima işler kılganını, kimlerinin suhbat ve ilim meclislerine borib, ilmu faiz olganını hayajon bilan ota onasiga hikoya qilib berdi. Aslida ularni ziyorat qilishdan maqsadi Sijistondagi imonsizlarning haq dinga qaytarilishi uchun xalifa ruxsat bergan jangga fotih qo'shinlari bilan birga ishtirok etmoqchi ekanini aytib, ularning roziligini olish edi.
hakkınızı. Menden razı boliler. Yoluna Zafer'in bir katarı bulsun. Parvardigar panahı da sırasın. Sen? Benim için. Ben Ziyad. Sen haklıydın. Sen haklıydın sen. Savaş. Uruş bilen. Doğru bir yol. Hiç dersini hal kılıp bulmaz iken. Her şey. Kaniyende barca gelişme uçulikler. Tinç yol bilen sulh müzakere akıllı hal bulsa. Kurtulacaksın. Bu da haklısı sokayıp gidersen. Kurtulacaksın inşallah. Hasan-ı Basri. Gençelik Hasan Basri savdogarlik qila boshladi. Juda boy va davlat bo'lib ketdi. Tijorat uchun Rum diyoriga borganida hukmdor o'lgan o'g'li uchun uyushtirgan dabdabali marosimga duch keldi. Vafot etgan shahzoda nihoyatda ko'rkam, o'ktam va quvvatli. Barcha ilmu fanlardan xabardor. Kurashda tengi yo'q. Oddiy bir ofat sababli dunyodan ko'z yumgan. Berilgan dori-darmonlar, o'qilgan barcha duolardan shifo topmadi. Xalq butun sarvatini, ilmu hunarini ishga solibdi, foydasi bo'lmadi. Dunyo paydo bo'libdiki, boydir, kambag'aldir, o'lim oldida ojiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hükümdar, hukumdar ve halkın urunuşlarına karamay, kollardan hiç derse gelmedi. Şunda ular acizliklerini düşünüp yettiler. Bu hadise, bu vakıya Hasan Basri'ye katlık tasir kıldı. Zaten dünya malının, zaten mal dünya ve güzellikler ötkinçiliğini bilgen Hasan Basri Hazretleri bu hakikatini şunup yetti ve kuledeki malu devletini taşlayıp ahiret yoluna düştü. Basra'ya varıp mal mülkünü fakir ve muhtaçlarga ve evindeki malların hepsini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Rozgo'y tabiati, piran bilimi, chiroyli va jozibador ovozi bilan qilgan ba'zi nasihatlari tufayli qisqa vaqtda atrofidagilarning mehru muhabbatiga sazovor bo'ldi. Shu orada asar ham yoza boshladi.
aylar ve mevsimler... Aylar, fasıllar yelde yutardı. Gün geçtikçe... Kün sayın uning talebeleri sonu kupayıp bora verardı. İslamiyat alimi sifatida uning nomi Basradan tashqariga ham tarqala boshladi. U dam olish nimaligini bilmasdi. Ko'plab asarlar yozdi. Payg'ambarimizning kuyovlari, 4-chi xalifa Hazrati Ali, Hasan Basriyning nomini eshitib, oddiy kishi qiyofasida Basraga kelib, uning va'z va nasihatlarini tinglaydi. Va juda ham mamnunligidan unga qo'l beribgina qolmay, Islom tarixida ilk marta Hasan Basriyga yozma ijozat ham beradi. Ana shundan keyin yozma ijozat berish odatga aylandi. Ey kardeşlerim, birodarlarım, haromlarning jozibadorligiga, yuzaki go'zalligiga zinhor aldanib qolmanglar. Bütün lazzatlarga berilmang. Xatti-harakatlaringiz, yashash tarzingiz Alloh taoloning amru taqiqlariga muvofiq bo'lishiga diqqat bilan e'tibor bering. Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilgan holda hayot kechiringizlar. Albatta, bu dunyo o'tkinchi dunyodir. Abadiy dargoh emas. Dunyoga dalmamakdir. Insonning eng ulug' boyligi mol dunyoga berilmasligidir. Mol dunyoni afzal bilgan kishi zalolatga, uni to'plagan kimsa esa qashshoqlikka giriftor bo'lgaydir. Mol dunyo yasangan kelinchakka o'xshaydi. Yashayan o'lanlardan ko'zlar unga termulgan, qalblar unga mushtoq, nafslar unga oshiq. U barcha oshiqlarini halok qiladi. Ondan tiriklar o'lganlardan, keyingilar oldingilardan ibrat olmayapti. Bilimdorlar hatto bu borada xalq ostidadir. Mol dunyoga berilgan kimsa unga erishadi. Ammo haddan oshgan kimsa aldanadi, oxiratini unutadi. Aldatmak için de Resulullah'ın dünya hazineleri taklif edilgenle ulzat kabul kılmadılar. Mal dünya sağlıklar ve abidler üstüden alıp taşıdılar. Fitne intikam için Allah'ın düşmanlarına verildi. Ben de barcha ilimlerini egallasa, ertayı keş ibadet kılsayu, ama karnıya kirip çıkayotgan lukmanın haram halalligiga e'tibor bermasa, Allah da Allah onun biron ibadetini kabul etmeydi. Quyidagi uch xususini mo'min kishi unutmasligi kerak. Dunyoning foniyligini, ne'matlarning o'tkinchi ekanini, o'lim haq ekanligini. Darhol Hasan Basriyga xabar berish kerak. Eshitsalar juda xafa bo'ladilar-da. Ey Müslümanlar, kabr dünya manzilining oxiri, oxirat manzilining boshidir. Madomki barchamiz o'lim qabrga kirar ekanmiz, qanday qilib kayfu safoga berilib rohat farog'atda yuribmiz? Ko'z yoshlarimning sababi ham shu.
Ben bahsedeyim. Basra'ki gitemen. Minden razı bulayım ota. Razımın. Seferin bir hatar bu. Size Allah'a amanat tapşırdım ota. Ben de Allah'a. Seni hem Allah'a amanat tapşırdım oğlum. Halılara gel halı. En güzel halılar burada. En güzel. Buraya gel bayram. Gelin. İpek bunlar ipek. Az ipek. Az. Al. Gel buraya gel. Az ipek bunlar. Yemekler yetersiz. Evet, azık avukatımız yetmeyipti. Toyu avukat yalmasak, vali ibn Ziyad'ga derdimizin açışımız gerek. Her şunday kılışımız gerek. Yani kettik bu mesela. Kambag'allarga mo'ljallangan oshxonalarimizni kengaytiramiz. Shunda shahrimizda och nahor kishi qolmaydi. Vazifamni eslatganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qalami almış oldum. Yozgan risolangizni o'qib chiqdim. İman fazileti hakkında bugün gece çok narsa okudum, hatta yazdım ham. Ama bir artası sizin risalanız gibi kanıktırma gelmedi. Eğer izin verseniz bu bibaha eserini barçayı okutsak, düşündürsek. Yozganlarim haqidagi samimiy fikrlaringiz meni behad quvontirdi. Hasan birodarim, asaringizni kitob qilib ko'paytirib, bir nusxasini kutubxonaga qo'ysak, juda ham soz bo'lardi. Ibn Ziyod birodarim, bu ezgu niyatlaringizga niyatdoshman. Shuni lozim ko'ribsiz, rahmat. Tashakkurimni qabul qiling. Kumaşlar, tazi sebzeler. Tazi sebzeler var. Tazi sebzeler, buyurun. Tazi sebzeler getirdik. Buyurun. Sebzeler var. Tazi sebzeler var. Allah sizden razı olsun. Ya Allah razı olsun. Ya razı olsun. Allah razı olsun size. Ya. Şu karşı Avrupa'daki oyun egesi beni sizge gizgizlep gıybet kıldı. Sen o zatın üyegenim için vardın. O'zi meni mehmonga chaqirdi. Senga nimalar ikrom qildi? Turli taomlar bilan sharbat tortiq qildi. Bu qadar yemak. Shuncha yemaklarni ichingda saqlading-ku, bir juft so'zni yashira olmay menga keltirding-mi? Bu xurmoni o'sha uyda yashovchi zotga ber. Va unga mening ushbu so'zlarimni yetkaz. Eşimce savab amellerinizini benim amel defterimde yazıp siz. Bunge minnettarçılık tarikasında siz gibi kurmağını ikram kıl yapman. Ayıp ki büyürmeysiniz. Bizim hediyemiz sizin kiçelik kobrumasa ham. Hazret, kızım ki kop savçılar gelmekte. Kaysi buraya verişini bulalma gengip durunma. Allah'tan korka diyenige bir. Sevip yaşasa yaxşı. Sevmese Allah'tan korkan üçün onge zulüm kılmayın. Hazret, menge nasihat kılsengiz. Allah Ta'ala'nın buyruğunu üstün tut. Şunda Allah Ta'ala seni izzetli kılge. Bana da menge ham pand nasihat kılsayız. Bundan keyin ahvalim nima kechadi? Büyük güçlükler katta ıstırap ve meşakkatlerge yoluk kaysan. Ya necat tap kaysan, ya halak bol kaysan.
Şunu yaxşı bilgin ki, hesap kitap kılınmasından burun nafsını hesap kılıp yürgen kişi yutadı. Nefsinden gaflette kalgen zararge uçuraydı. Akıbetini oylegen necat topadı. Nefsi havasının keteden çapken kimse adaşadı. Yumuşak ve mülayim bolgen zat yutadı. Allah'tan korkan zat amanlık asayiştelik topadı. Amanlık topgen zat her nazik ibret nazarı bilen karaydı. Ve basiret egesi bilen. Basiret sahip olup karagen zat anglab yetadı. Derske tayyor musunuzlar? Sen ey farzand. Bugünkü müzakaranın mavzusu nima? Bugün ahirgi yazgan Hasan Basri ilmi holi risolangiz borasida muzokara o'tkazamiz ustoz. Sen ayçi, din nima o'zi? İnsonlarni abadiy saodatga yetishni Alloh taolo tomonidan ko'rsatilgan yo'ldir. İmonning shartlari nechta ekan, sen ayçi, qani farzand? 6 taraf. İmonning 6 shartlari. Bir Allah'a birincisi Allah'a iman. İki melaikelere. İkincisi farişteler'e iman. Üçüncüsü kitaplar'e iman. Dörtüncüsü peygamberler'e iman. Beşincisi ahiret günü'ye iman. Altıncısı takdir'e iman. Taharetin farzlarını sen ayta alasan mı? Dörttür. Taharetin farzları törtte. Yüzünü yuvuş, kollarını tırsekleri bilen yuvuş. Başının törtten birgi mask tartış, ayağlarını topukları bilen yuvuş. Evet. Cüdes söz. Dersimizin tarzını biraz özgertirsek. Şimdi sizler özlerinizge düşünerli bulmayan savallarını verin. Olumdan ki gençe cevap verişken hareket kılama. Hazret, İslam haram kılgan taqiqlarni yana bir bor eslatsangiz. Buzuq e'tiqod, zayıf iman, doğrulukni tark etish, gunoh ishlarini davom ettirish, dangasalik, tembellik etmek, zulm qilish, boş yere zulm etmek, ota-onasiga osiy bo'lish, haddan ziyod qasamxo'rlik, insonlarga aziyat yetkazish, soxta avliyolikni da'vo qilish, insonlarga eziyat etish, gunoh nimaligini unutish, yolg'on yere evliyolik sotish, mag'rurlanish, gunohini unutmak, xudbinlik, kendini beğenmek, g'iybat, zararlı dedikodu yapmak, haset etmek, bir kişini bilmay turib yomonlash, fena demek, yolg'on, isrof qilish ve israf etmektir. Ustoz, tayammumning farzlarini izohlab bersangiz. Avvalo niyat qilmoq. Qo'llarni toza tuproqqa urib, yuziga mask tortmoq. Yana bir urib, ikki qo'liga mask tortmoq. Hocam, ustoz, namozning farzlari nimalar? Farzlarning 7-tasi namozning tashqarisida bo'lib, bularga namozning shartlari deyiladi. 5-tasi namozning ichida bo'lib, bularga namozning rukunlari deyiladi. Avret yerini örtmek. 7-tasi hadasdan poklanish, najosatdan poklanish, avratni yopish, qiblaga yo'nalmoq, vaqtida o'qish, niyat qilmoq, namozni boshlayotib Allohu akbar deyish. 5-tasi qiyom, qiroat, ruku, sujud, so'nggi tahiyotda tashahhud miqdorichalik o'tirish. Shu bilan suhbatimiz tugadi. Hasan Basri Hazretlerinin keçeki suhbette etken sözleri beni uyga daldırıp koydu. Hasan Basri Hazretlerinin sözleri daima fikirleşke çarlaydıgan ve İslam güzelliğinin çukur manalarından ibaret hikmetli durdanalar. Ama kay bir sözü seni bunçalik oylantırıp koydu. Katadı biraderim. Bu kadar çok düşündürdü acaba katadı kardeşim. Qilgan tavbalarimiz ham tavbaga muhtojdir degan so'zlari meni chuqur o'ylantirib qo'ydi. Lekin bu mavzuni Hasan Basri hazratlari yetarli darajada izohladilar-ku. Tavbaning shartlariga muvofiq ham til bilan, ham holi bilan, ya'ni gunoh harom ishlarni tark etish orqali va haq egalaridan rozilik olish orqali tavba qilish shart dedilar.
Ben de düşündüm. Şartlarga muvaffaq bo'lmagan tavbaning haqiqiy ma'nodagi tavba bo'lmasligi uchun ham ustoz bizning tavbamiz ham tavbaga muhtojdir degan ekanlar. Ya nima bo'ldi? Darhol uylarga olib borish kerak. Otasının ahvalını Hasan Basri'ye bildiriş gerek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hazret, ne muçun gamginsiz? Buradan Medine'deki otam yardım göçüştü. Madina borib ularni ziyorat qilib kelish kerak. Ruxsat bersangiz biz ham siz bilan birga ketsak. Yo'q, yaxshi bo'lardi. Sevgili oğlam, sen bilen fakirlenemem. Cümleyi oğlam, sen bilen iftihar etmekte. Her tarafta talebelerini göremen, eşitemen. Bu benim çok... Senden cüda memnun ben. Var var diyarım. Oğlumun ilmini, marifetini ziyade kıl. Oğlum. Oğlum. Senden yegane istegim, ilim çırağın bilen insanlar ongini aydınlatışta devam etever. Ben Cafer. İlahım, men Cafer kulun guvahlık veremen ki, Allah Ta'ala'dan başka ilah yok, Muhammed Aleyhisselam'ın bendesi ve elçisidir. Onun kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir kimse ölüm anında... Her bir insan ölüm aldıdan, çin kumbeden kelime-i şehadetine itip vefat etse... Cennet kibar gey. Sevgan narsalarini tushida ko'rgan va uyg'onib ketgan insonning tushiga o'xshaydi. Ey inson, insonlarning ko'pligiga qarab aldanma. Chunki sen yolg'izsan. Yolg'iz o'lasan. Qabrga ham yolg'iz o'zing kirasan. Qabrdan yakka o'zing qayta tirilasan va o'zing uchun javob berasan. Thank you.
Hasan Basri ve talebeleri... Hasan Basri talebeleri Katada ve Yunus bilen birge hak amalına da etişin yolga çıkkalları da yolda suları tügedi ve çölde susuz kaldılar. Mana su. Burada. Ama bu yerde arkon ham çelek ham yok. Yanımızda ne? Arkonumuz ham çelekimiz ham yok. Hazret kanday kılıp su tortu olsaydı bo'ladi. Allah. Allah mihriban ve rahimlidir. O her narsaga qodir. Ben namazımı okuyayım. Ustaz gem su alıp arayelik. Efendim. Hazret su birdaniga orkaya kaytip gitti. Siz için olalmadık. Bu içimlik su uymazdı. Belki sizler ya Allah'ın bir kerameteydi halas. Bu hurma barçamızını tüydürdü. Bunun üstüye danaya altın çıktı. Allah Allah Teala barçanın rızkını bir uçu zattır. Kendilerine ihsan edilmiş olan hurma... Ularge ihsan edilgen hurma danagının altın buluşu... Allah Ta'ala ularge kılgen lütfu keremnin bir namunasıydı. Ancak... İnsan Allah bergen nimetlerden özüge yeterlisini alıp alıp... ...kalganını muhtaçlarge terkatış gerek. Hasan Basri'nin talebeleri hem aynen şu sevapge nail buldular. Bu sevabı... Hazret, mening ağır dardım var. Men malı dünyadan, bola çaka sevgisinden vazgeçken olsam ham, hayırlı işlerge, ibadetge özümden fida et almayayım. Hayırlı ameller işlemeye veremiyorum. Malı dünya, bola çaka teşvişi, kol ayağımını bağlayıp koymakta. İbadetlerimini türlü tüküz ada et almayayım.
Çubuk içti halim neme geçedi hazret. Kardeşlerim, her sağlam olana bir dert. Her bir sağlam kişiye bir dert. Her bir osmırge kekselik. Yarın her keksige ölüm kelişi muhakkak. İnsan kunu kelip ruh cesetten ajralmaydı mı? İnsan malı dünyasından, bala çakasından ayrılıp, kefenge uğralıp, mazarge koyulmaydı mı? Ey insan balası, bedenler haram bulup, malı mulk vayran bulup, balalar yetim kaladı. Dünya üç günden ibaret birincisi, ötken gün ötüp gitti. Onu arkaya kaytarıp olmaydı, ondan ümit üzülgen. İkincisi, yaşap durgan künün bu kününü ganimet bil. Üçüncüsü ise, gelecek gün bulup sen ungeçe yetip borasan mı yok mu malum emez. Belki üçüncü gün kelmezden burun bularsan. Üçüncü günün kadir yıkanda yetemiz. Parvardigarını tanıp bilgen kişi onu sever. Dünyanı bilgen kişi ondan yüz o'giradi. Mo'min kişi gafil bo'lmaydi, behuda işler bilen shug'ullanmaydi, ahiretini o'ylab g'amgin bo'ladi. Alloh taolo bir bandasiga yaxshilikni murod qilsa, uni mol va oila bilan ovora qilib qo'ymaydi. Efendim. Hazrat, yangilik. Bugün Muaviye Hazretleri halifelikni oğullarına bir mokka şaylanırken ekenler. Siz ne diyorsunuz? Bunun münasebetiniz kanday Hazret. Sizin için adil devlet rehberi kanday buluş gerek. Resul-i Ekrem Efendimiz. Resul-i Ekrem hayatlık çağlarında biron yangilish iş kılmadılar. Ayrıca bundan keyin kelgan xulofoi roshidin 4 xalifa ham o'z davrlarida adolat bilan xalifalik qilganlar. Ben de bütün men ham barcha mu'minlar kabi Rasulullohning qilgan ishlarini qilib, ma'qul ko'rgan ishlarini xush ko'rmoqchi. Sizlar ham zinhor mishmish va fitnaga aldanmangiz. Böyle olur dememeli. Menimcha bunday qilish kerak demasdan İslam'a boysunuş gerek. Şunu ham unutmaslık gerek ki İslamiyette zerrece yomonlik yok. İslamiyetin taşkarısı ise zerrece yaxşılık yok. Şimdi biraz Kur'an-ı Kerim'den işleyelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ni o'rganmoqdan ham ustunroq boylik yok. Hem de Kur'an-ı Kerim'ni unutmoqdan ham pastroq fakirlik yoktur. Basra mehmonlar bilan to'lib toshmoqda. Hasan Basraning nomini o'g'ligini eshitganlar uni ko'rmoq uchun kelmoqdir. Efendimiz Hasan Basraning hurmati uchun Basraga qud baraka yog'moqda. Hasan Basri hazratlari Basraga qozi bo'lganidan beri shaharda adolat hukm surmoqda. Hasan Basri çıkargan kararlar şu kadar anık, doğru, pışık, puhta yedi ki aybdor ham, aybsiz ham çıkarılgan kararlardan mamnun ediler. Basra halkı onu şayh deb elan kıldı. Halifelik Umar ibn Abdülaziz'e otuptu. İlim ve takva egesi ekanini eşitganmiz. Şükürler olsun Parvardigorimga kim Umar ibn Abdülaziz'ni halife sıfatıda koruşunu nasip etti. Limut versene bana. Bu fermanı tezde Basra'ya Hasan Basri Hazretleri'ye yetkaziler. Cevabını kütemem. Boş üstüge halifem. Bugünkü hutbamızda ilim mavzusida to'xtalamiz. Küçük yaşta bolalikda ilim o'rganish tosh ustiga zumraddan naqsh o'yganga o'xshaydi. Johillar orasidagi olimlar bemorlar orasidagi hakimlarga o'xshaydi. Olimning uyqudagi holati cahilning uyg'oqligidagi holatidan yaxshiroq. Bir soatlik tafakkur tonggacha qilingan fikrsiz va nafil ibodatlardan afzaldir. Olimlar asrlar va davrlarning chiroqlaridir. Har bir olim o'z zamonasining insonlarga yo'l oydinlatuvchi chiroqqa o'xshaydi. Olimlar bo'lmasa insoniyat zulmat botqog'ida halok bo'lardi.
alimler olmasaydı, alimler bulmasaydı insanların hayvandan farkları kalmasaydı. Çünkü alimlerin talim terbiyesi tüfeğiyle insaniyet bu sıfatlar bilen sıfatlanır. Ey adam, ey adam bolası, mehnat kıl, ilim al. Vaktini behuda sarflama. Parvardigoringa qay holda ro'paro kelmoqchisan shuni o'yla. Dunyo biron bir jonzot uchun abadiy emas. Hech bir zot dunyoda boqiy emas. O'lib rohatga erishgan kishi o'lig emas. Haqiqiy o'lgan kishi hayotligida ma'naviy o'lgan kishidir. Umidsiz kishi ham ma'naviy qashshoqdir. Umidi az kishidir. Dünyada iki narsa var ki, bunlar asla birge bo'lmaydi. Bunlar qanoat va hasad. Yana iki narsa var ki, bir-birlardan hech qachon ajralmaydi. Bunlar hırs va kindir. Şunu bilmoq kerak ki, banda barcha ilmlarni egallasa ham, holdan toyguncha taat ibodat qilsa-yu, ammo qorniga kirayotgan luqmaning harom yo halolligiga diqqat qilmasa, Alloh taolo uning hech bir ibodatini qabul qilmaydi. Quyidagi uch narsani unutmoq mo'minga xos emas. Dunyoning foniyligini, ne'matlarning o'tkinchiligini, muqarrar o'limning haq ekanligini. Mo'min doim nafsiga hokim bo'ladi va uni doimo Alloh uchun hisob kitob qiladi. Ey birodar, sen haromlarni tark qil, halolidan tanla. Riyo va ko'z qilishdan saqlan, chunki Alloh bunday bandalarini sevmaydi. Dunyoda o'zlarining hisoblarini qilib yurganlarning oxiratda hisob kitoblari yengil bo'ladi. Ahiratda hisob kitobi og'ir kechadiganlar dunyoda o'zlarining hisoblarini qilmaydiganlardir. Ey jamoat, duo qilaylik. Duo qilishni hech unutmaylik. Har vaqt duo etaylik. Duolaringiz qabul bo'lmaydi deb qo'rqayotganim yo'q. Duo qilolmaydigan holga tushib qolib, g'ofil qolishingizdan qo'rqaman. Duo qiling. Hazretim, Halife Umar ibn Abdülaziz'den sizge mektup var. Bir yola cevap mektubunuzda ham men alıp gidemem. Darhol cevabını yazışki kırışaman huda haklısın. Yunus farzandım. Labbayk Hazretim. Mehmanımızga karaylar. Siz halifaga mektup yazgınımca mehman bolup dam alatayın. Allah Teala sizden razı bulsun Hazret. Sizden hem razı bulsun. Buyur. Merhamet. Ey müminlerin alimi, yol ko'rsatuvchisi. Men Allohning bandasi Umar ibn Abdulaziz, yana uning shafoati va izniyle ummaviy xalifasi vazifasini bajarmoqdaman. Mas'uliyatim og'ir, vazifalarim behad ko'p. Bu muqaddas vazifani adil va bexato uddalay olishim uchun adolatli davlat raisining qanday bo'lishi kerakligini menga o'rgatsangiz. Meni chirog'ingiz bilan oydinlatingki, islomning yo'li doim yorug' bo'lsin. Alloh taoloning salomi bo'lsin. Umar ibn Abdulaziz. Ey mo'minlarning amiri, shuni bilingki, Alloh taolo adil davlat rahbarini zulmu nohaqliklarga to'sqin bo'luvchi, zaiflarga yordam beruvchi, qiynalib qolganlarga madadkor sifatida yaratdi. Odil davlat raisi o'z molini qanday qilib avaylab asrasa, bolalariga mehribon bo'lsa, xalqiga ham ana shunday muomala qilishi kerak. U tanadagi yurakka o'xshaydi.
yürek sağ salamat bolsa, kalgan azalar ham joyida. Yürek aynısa, kalgan azalar ham aynı. Adil devlet hukumdarı Allah Teala'nın buyruklarına boysunat. Halkını Allah'a itaat etişke çakırat. Ey mu'minlerin emiri, seltenette senge amanat tapşırılgan ülke ve halkını ezmegin. Allah Teala yamanlıklardan saklanış için cezalar cari kılgan. Bunu icra kılıcı devlet reisinin günahki amel kılışı mantıkka zıt. Ölüm vakti de yakınların senge az yardan berişini ve ölümden kengi hayatı yoruydan. Ölümge ve ondan kengi hayatki tayargarlık kılır. Şunu yakşı bilgin ki, hazır sen oturgan makamdan taşkarı, senin gene başka bir makamın var. O yerde uzak vakt kal geçsin. O yerde dostların seni yalgız taşlap gidirler. Yalgız ozin kabırda kalasın. Kişi akevkesten, adanastan, bola çakastan kaçadigen kümde senge dost ve yar bola digen narsanı tayyarla. Kabırdagiler tırıladigen, yaşırın narsalar taş ediladigen payet neyse. Oşa vakt barcha sırlar açıladı. Katta kichik qanday iş bo'lsa, barchasi amal daftariga yoziladi. Hozir senga muhlat berilgan. Ajal kelib qolmasidan fursat qo'ldan ketmay turib, Allohning bandalari haqiga adolatli hukm chiqar, johilona hukm chiqar. Zolimlar tutgan yo'ldan yurma, aks holda ko'p gunohlarni bo'yningga olishingga to'g'ri keladi. Halokatingga sabab bo'ladigan narsalardan foydalanayotgan kishilar seni g'aflatga qo'yib ketmasinlar. Ular dünya manfaatlarını kolge kırıtış için seni ahiretteki nimetlerden uzaklaştırdılar. Bugünkü kuç kuvvetinge işanma, ahiret ahvalin nime keçişini oyla. Şunge karar iş kıl. Olum örgünçek törü kabı seni orav alıp senge yakınlaşmakta. Her bir kılgen işin için cevap veresan. Ey mu'minlerin emiri, senge rahmım kelip kolumdan gelgenice nasihat kıldım. Senga yozgan bu maktubimni do'stini davolagan tabibning dorisi deb qabul ayla. U tabib do'stining shifo topishi uchun achchiq dori ichiradi. Allohning salomi va barokati senga yor bo'lsin, ey mu'minlarning amiri. Shunday olimlarni sog' salomat qil Parvardigorim. Ha, shunday bolam. Xalifa Umar ibn Abdulaziz shu qadar adil va xalqparvar sulton bo'ldiki, Abbosiylar xalifalik maqomiga chiqqunicha Muaviya boshchiligida barcha ummaviy sultonlarning mozorlarini vayron qildilar. Ammo Umar ibn Abdulazizning mozoriga tegmadilar. Uni doim hurmat bilan yod etdilar. Mana Umar ibn Abdulaziz Hasan Basri kabi ulug' avliyo sochgan nur bilan porladi va xalqini ham nurafshon etdi. Hasan Basri hazratlari betob ekanlar. Parvardigorim unga shifo ber. Uni sog'-salomat qil ey Xudoyim. Qani ketdik, uni ziyorat qilaylik. Yuringlar. Asani Basra Hazretleri inşallah bu hastalıktan kurtulur. İnşallah,
efendim. Sevikli ustaz, bizge bir narsa demoqchilar. Sizler haram kılıngan narsalardan saklaninglar. Kıladigan işleriniz faydalı ve zararlı kısımlarga ajraladi. Siz faydalısını bajaring. O'zingizni yaxshi nazorat qiling. Inson bolasi sog' kunlari va kasal kunlarida foydali ishlarni qilsa, umridan unumli foydalansa, naqadar go'zal. Sizlarga vasiyatim. Men Hasan Basri guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad uning elchisidir. Shuni bilingki, kimda kim o'la yotib chin ko'nglidan kalimai shahodatni aytib vafot etsa, to'g'ri jannatga borgaydi. Illalloh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi, sen beni bağışla. Parvardigarım, beni keçir. Sefatinden mahrum etme. Efendim? İlla lillahi ve illa ileyhi raciun. Xafa bo'lma. Bu hozir shunday joydaki, juda ham baxtli va saodatlidir. Mayli, bolam, men endi ketay. Bu yerga kelishimdan maqsad senga nasihat qilmoq edi, chunki barchamiz o'sha komil insonday bo'lishga, uningdek yashashga harakat qilmog'imiz kerak. Allohning marhamati senga yor bo'lsin. Yig'lamangiz. Meni jannatlardan, go'zal soylardan va nafis go'shalardan uyg'otingiz. Dunyoni o'zingizdan keyingi ahvolini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan avvalgi o'tganlardan keyin nimalar bo'lganiga qarang. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi. Turk tilidan Nodirxon Hasan tarjimasi. Matnni Afzal Rafiqov o'qidi. Rejissyor Shamsiddin Hisomiddinov. Ovoz rejissyori Azam Bahromov. Muharrirlar Nodira Fozilova va Zafar Komilov.